Merhaba. Bu bölümde Aydıl Arayüzü'nü biraz daha tanıyacağız. Şimdi Aydıl Arayüzü'müzü başlatalım. İlk olarak Aydıl Arayüzü'nü Aydıl programını tanıyarak başlayabiliriz. Aydıl temelde iki ana parçada oluşmaktadır. İlk bölümü etkileşimli kabuktur. Etkileşimli kabuk kodları yazdığımızda doğrudan çalıştırılabilen bir arayüzdür. Örneğin şu an karşılaştığımız arayüz. Ben buraya 3 artı 5 işlemini yazdığımda ekranda sonuç olarak 8'i görebilirim. Ama burada dikkat ederseniz tek satırlık işlemler yapabiliyorum. Yani ben sadece bir işlem yapıyorum. Örneğin 5 ekranı yazdırmak istiyorum. Enter tuşuna bastığımda bu Python yorumlayıcısı tarafından yorumlanıyor ve hemen yeni satıra geçiliyor. Ancak çoklu satırlarda kod yazmak istersem ne olacak? Bunun için Aydıl'ın yine bir çözümü var. Bu da editör modu. File menüsünden New File diyerek ya da klavyenizden Ctrl+N'ye basarak bu editör penceresine erişebilirsiniz. Buradaki editör mod sayesinde Python'da çoklu kodlar yazılabilir. Örneğin ben 3 artı 5 yazdığımda ve Enter tuşuna bastığımda görüldüğü gibi ekranda yeni satıra geçme imkanı sağlanıyor. Ve dikkat ederseniz Python'ın üçlü işleci editör modunda gelmedi. Tabi bu işlemi lütfen kendiniz yapmaya çalışmayın. Yani klavyenizden üçlü bir işleç koymaya çalışmayın. Çünkü zaten burası çoklu satırlarda kod yazmanıza imkan veren bir editör modu. Yine dikkatimizi çeken ilk şey başlığın untitled olarak gelmesi. Yani başlık yok şeklinde bir uyarı mesajı veriliyor. Ve siz işlem yaptıkça buradaki yıldız işareti de beliriyor. Yani bu şu demek, bu dosyada işlem yapıldı ve bu dosya kaydedilmedi. İlk olarak bu modu açtığınızda yapmanız gereken şey File menüsünden Save butonunu kullanmak. Ve burada dosyayı kaydedebileceğiniz bir yer seçmek. Örneğin örneklere örnek 11 şeklinde kaydetmek istiyorum. Dosyayı kaydetmeniz oldukça önemli. Bu dosya bir Python dosyası olduğu için .py'ye uzantılı olacak. Kaydet diyorum. Ve görüldüğü gibi başlığın ismi değişti ve benim verdiğim adla adlandırıldı. Bu sayede dosya artık kaydedildikten sonra çalışmalarda bulunabiliriz. Örneğin ekranı çıktı olarak bir komut yazabilirsiniz. İkinci bir önemli nokta ise herhangi bir komut yazdıktan sonra yine buradaki yıldız simgesinin olması. Yani bu dosya yine kaydedilmedi demek. Bu dosyayı kaydetmek için File menüsünden Save diyebilirsiniz. Ya da Ctrl+S tuş kombinasyonunda kullanabilirsiniz. Örneğin Ctrl+S'ye basalım. Ve görüldüğü gibi dosya kaydedildi ve yıldız sembolü de kalktı. Yani bu dosya artık kaydedildi. En son haliyle çalıştırılabilir. Dosyalarda işlemler yaptıktan sonra editör modda işiniz bittiği gibi Run menüsünden Run modül diyerek bu dosyanın çalıştırılmasını sağlayabilirsiniz. Run modül diyelim. Görüldüğü gibi Python shell arayüzünde komutum yorumlandı. Burada da zaten dosyanın yolunu görmektesiniz. Ve ekranda da merhaba sonucunu aldık. Ve yine Aydıl arayüzünden dilersek geçişimizi devam ettirebiliriz. İstersek bu arayüzü kapatalım ve editör moddan yine devam edelim. Editör modda işlemlerimize yine kaldığımız gibi devam edebiliriz. Örneğin print diyelim. Ve buradan 3 artı 5'i yazdıralım. Şimdi kaydete basıyorum. Ctrl+S. Run'dan run modül diyelim ya da F5 tuşuna da basabiliriz. Evet, görüldüğü gibi işlemlerimiz başarılı bir şekilde çalışmaktadır. Tabii burada artık editör modda olduğumuzdan dolayı print fonksiyonlarını yazmamız gerekiyor. Ekranda çıktı alabilmek için print fonksiyonlarını mutlaka yazmalıyız ve bu sayede ekranda çıktı alabiliriz. Yani etkileşimli kabukta olduğu gibi 3 artı 5 yazarak burada bir çıktı artık alamayacağım. Benim çıktı almak istiyorsam print fonksiyonunu da kullanmam gerektiğini lütfen unutmayın. Yine editör modu burada bırakalım. Artık bu dosyayı kapatalım. Bakın kaydedilmediği için son değişiklikler bize kaydedip kaydetmeyeceğimizi soruyor. Evet deyip çıkalım ve dosyayı kaydedelim. Aydıl Arayüzü'nü incelemeye devam edebiliriz. File menüsünden Save As diyerek Aydıl'ın şu anki halini kaydedebilirim. Bakın bunu bir Python dosyası haline getirebilirim ya da TXT dosyası haline getirebilirim. Bu ikisine de izin verilen bir seçenek. İptal diyelim. Aynı zamanda eğer istersek bu arayüzü çıktı olarak da alabiliriz. File menüsünden Print Window diyelim. Tabii eğer yazıcınız varsa burada yazıcıda çıktı da alabilirsiniz. Dosya adını verelim. Örnek diyelim.
Bakın PDF şeklinde çıktı alabiliyorum. Kaydet diyelim. Ve dosyamız kaydedildi. Evet, dosyayı çalıştırdığımızda görüldüğü gibi Idle'ın o anki halini çıktı olarak alabiliyoruz. Bu aslında bize tabii büyük kolaylık. Yazdığımız kodları PDF formatında da çıktı alıp dilediğimiz yerlere yükleyebiliriz. Evet, Idle'ın özelliklerine kaldığımız yerden devam edelim. Options bölümünden Configuration Idle diyerek Idle'ı konfigüre edebiliriz. Yani buradan Idle'ın yazı fontunu büyütebiliriz. Örneğin kalın yapabiliriz. Burada da örnek bir ön izleme bulunuyor. Yazı tipini değiştirebiliriz. Eğer küçük geldiyse de size'ını büyüterek bu şekilde Idle'ın bu görünüme kavuşmasını sağlayabiliriz. Burada tabii Idle'ın varsayılan olarak renklendirmesi mevcut. Bu renklendirmeleri buradan değiştirebilirsiniz. Örneğin arka planı dark yapıp siyah tonla çalışabilirsiniz. Foreground ya da background'ını da değiştirip bu şekilde çalışmalarda bulunabilirsiniz. Burada tabii aynı zamanda varsayılan olarak şablonlarda bulunmaktadır. Burada gerekli değişiklikleri sizler yapabilirsiniz. Evet, Idle'ı biraz daha iyi tanımamız gerekiyordu. Çünkü çalışacağımız editörü iyi bilmemiz lazım, iyi kullanabilmemiz lazım. Bu sayede bize birçok faydalar getirecektir. Bu dersi burada sonlandıralım ve önümüzdeki derslerde yine devam edelim.